Merhaba sevgili arkadaşım, Erzurum'a ve üniversitene hoş geldin. Umarım burada geçireceğin süre boyunca musmutlu hatırlayacağın anıların olur. Hadi şimdi ilk gel bakalım burada seni neler bekliyormuş. Ama başlamadan önce evde çoluk çocuk aç, videodaki reklamları pas geçmezsen çok kral bir hareket yapmış olursun. Abone de olduysan kalkışa hazırız. Hadi bakalım. Dadaşlar diyarı olarak da bilinen, Doğu Anadolu ve Karadeniz arasında tampon bölge görevi görse de idari olarak Doğu Anadolu'ya bağlı. Etrafı dağlarla çevrili, denizden 1900 metre yüksekte bulunan, 750 bin civarı nüfusa sahip, hayvancılık ve kış turizmiyle geçimini sağlayan, kıymetli bir servet olan oltu taşı ve kardelen çiçeğiyle meşhur, tarihin ilk yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış ansiklopedi gibi bir Türk toprağı Erzurum. Bu şehrin ismi Ermenice'de Karin diye geçiyor. Ve Erzurum'un bir Batı Ermenistan toprağı olduğunu iddia eden şu videoda oldukça komiğime gitti açıkçası. Dedik ya, burası yüzyıllardır üzerine göz dikilen bir yer. Ve anlaşılan o ki bazı arkadaşlar hala da rüya görmeye devam ediyorlar. Her neyse, iklim olarak çok sert bir kara iklimi var burada. Soğuğu hiçbir yere benzemez, kıyafet seçimini ona göre yap. Ulaşım sisteminden küçük bir giriş yapalım o halde. Kardelen Kart isimli bir ulaşım kartımız var, geldiğinde temin et mutlaka. Sivil kankam 3,5, öğrenci kankim 2,25 ödemek suretiyle toplu taşımadan yararlanabiliyor. Otobüs ve minibüs var her yere. Pahalılık şablonumuz ev kiraları biliyorsun. Buraya koymayacağım, zira çeşitli sitelerden baktığında ev kiraları sana normal, hatta vay anasını ucuzmuştan bile dedirtebilir. Ancak çok sık bir şey duyuyorum. Çok sevgili ev sahiplerinin ve bir o kadar sevgisiz emlakçıların öğrenci olduğunu duyduklarında kirayı ikiye katlamak gibi bir gaflete düştüklerine dair. O emlakçıların ve ev sahiplerinin çoluğu çocuğu da hayatlarının herhangi bir bölümünde aynı muamelenin 4 katına maruz kalırlar umarım. Adam değilim, gram içim acırsa daha beter olsunlar. Bana vicdansız demeye de kalkmayın arkadaşım. Adamlar çoluğu çocuğu yaşındaki öğrenciye soygun yapıyorlar. Ben miyim lan vicdansız? Kalbiniz kötü oğlum sizin. Yemin ederim ülkede emlakçılık yasaklansın ya. Ben kimseye bir faydalarını görmedim şimdi diyerek. Bir diğer canımı sıkan konu Erzurum halkının dar kafalı insanlar olduğu, sokakta gezenin kıyafetine dil uzatan insanlar olduğu yönünde birkaç tane şehir efsanesi var. Ben bu konularda yorum yapmıyorum, bilen bilir. Zira kim olursa olsun benim ülkemin insanıdır, benim halkımdır. Dolayısıyla böyle bir yargılama yapmak haddim değil. Ama Erzurum'da okuyan veya mezun olan arkadaşlar yorumlarda bu konuyu bir tartışırlarsa çok sevinirim. Hazırsan mutfağa da bir göz atalım bakalım neler yeniyormuş burada. Cağ kebabını duymuşsundur mutlaka. Eti terbiyeye yatırıp bekletiyorlar abi bir gün. Sonra da döner usulü şişe takıp yatay şekilde közde çevire çevire pişiriyorlar. Aranızda hala cağ kebabı diyen bazı densizler var. Hayır kankacığım, cağ kebabı. Etin takıldığı şişin ismi cağ, oradan geliyor. Şalgam dolması var bir tane. Bunu anlatmama gerek var mı? Şalgamlı kıymalı dolma işte adı üstünde. Kadayıf dolmamız var. Bildiğin tel kadayıf ama tatlının içine iç harcını koyup dolma şeklinde sarıp yağda kızartıyorlar. Erzurum ketesi var, bir çeşit küçük ekmek bu. Hatta şehrin simgesi haline gelmiş bir nevi. Burada çok güzel dut yetişiyor abi. Evlerin bahçelerinde falan görürseniz dadanabilirsiniz. Devamını merak eden de araştırsın. Hadi gel biraz da piyasa yapalım bakalım burada nereler geziliyormuş. Herhalde en çok uğrayacağın yer Cumhuriyet Caddesi olacaktır. Burası kampüse 15 dakika uzaklıkta çarşı bildiğimiz. Kafe, restoran ağırlıklı bir yer. Bir ufak araştırdığında şunu görüyorsun. Burada her yer tarihi eser veya tarihi mekan. O kadar çok mimari yapıyla karşılaşıyorsun ki tarih severler. Doğru yerdesiniz abi. En popüler yerlerden bir tanesi 3 Gümbetler. Burası anıt mezar oluyor. 12. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi var. Başta kış turizmi dedik değil mi? O halde Palandöken Kayak Merkezi'ne hoş geldin. Burası efsane bir yer. Öyle ki bir sürü turistle karşılaşacaksın ve çok meşhur Palandöken konserleri düzenleniyor burada. Mutlaka eğlenmeye git. Oltu ilçesinde Gökkuşağı Tepeleri var. Abi bir şey diyeyim mi? Biz ne kadar zengin bir ülkede yaşadığımız var ya, yemin ederim farkında değiliz ha. Gerçi ondan zaten yiye yiye bitiremiyorlar da. Ahem. Şu güzelliğe baksana ya, çok iyi değil mi? Doğal güzelliği bitmiyor buranın. Bak burası da Tortum Şelalesi. Eve yurda tıkma kendin canım baby'm ya da bro. Bir yerleri gezmek, tanımak insanı geliştirir mutlaka. Böyle şeylere vakit ayır. AVM istersen de Palerium ve MNG her türlü işini görecek. Bu konuda da rahatsın. Sanırım gezilecek yerleri özetledik. O halde sıra gelsin bu konuda konuşmaya. Buyursunlar. Dağ başında değil, şehir merkezinde 1-2 kilometre mesafede okuyorsun abi. Ulaşım sıkıntın yok kısaca. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde konuşurken ne demiştik hatırlayalım hemen. Yanlış bir algıyı düzeltmemiz gerek. Aranızdan bazı arkadaşlar... Ya da dur, bunu örnekleyelim. Bipolar. Buyursunlar abim. Nedir kardeşim o yanlış algı? Ha. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde okuyorsunuz ya. Yani siz şimdi açık öğretimde okuyorsunuz öyle mi? Hayır arkadaşlar, öyle bir şey yok. Aynı durum burada da geçerli. Ülkedeki iki tane açık öğretim seçeneği bulunan okuldan bir tanesi burası. Pekala, bahsedeceğimiz yer Atatürk Üniversitesi Merkez Kampüsü. Burası Türkiye'nin en büyük ikinci kampüsü. Birincisi Van 100. yılda biliyorsun, şuraya bıraktım onu videosunda. Ve aynı zamanda her yeri çimlerle kaplı bir kampüs burası. Hele böyle kışın bir manzaralar oluyor, üf. Instagram'a çok malzeme çıkartacaksın yani. Bu okulun bir özelliği daha var. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğuda bir üniversite istiyorum talimatıyla kurulmuş çok köklü bir okul burası. Göğsün kabarsın yani burayı tercih ettiysen. Bir şey daha abi, kampüste çok fazla kuş var. Malum yeşili bol bir yer, bu hayvanlar da seviyor burayı. Her yer kuş. Yani bir zengin bebesiysen ve karşı cinse hava atma niyetiyle okula Panamera ile gelip artist fakültenin önüne park edersen o kıçını 10 dakikada magmaya kadar indirirler kardeşim. Arabayı yıkamaya götürürken utanırsın. Her neyse. Açık öğretim, diş hekimliği, edebiyat, eczacılık, fen, güzel sanatlar, hukuk, iktisadi, idari bilimler, ilahiyat, iletişim, eğitim, mimarlık ve tasarım, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, besyo, turizm, tıp, veterinerlik ve ziraat fakültelerimiz mevcut. Her zamanki kamu spotumuz, tercih yapacağın zaman fakültenin konumuna özellikle dikkat buyur. Daha önce konuştuğumuz kampüs içinde hastane konseri
konsepti burada da geçerli. Ve yan etkisi olarak da elini kolunu sallayan içeri girebiliyor. Biraz daha güvenlik önlemi mi olsa acaba dedirtiyor insana bu durum. Sonuçta bir eğitim kurumu yani orası. Bir de küçük bir eleştirim var. Ben şahsen Atatürk Üniversitesi'nde okuyan biri olsaydım biraz daha fazla sayıda ve yeterli kapasitede çeşitliliğin bol olduğu öğrenci kulüpleri beklerdim açıkçası. Abi okulda öğrenci kulübü yok neredeyse. Ha var birkaç tane. Onlar da öğrenci sayısı fazla olduğu için yetersiz kalıyorlar. O sebepten babym ya da brom sana ufak bir tavsiye. Yetenekli olduğun bir alan varsa ki illaki vardır. Üniversitede seninle aynı yeteneğe sahip insanlarla örgütlenin mutlaka. Ve kendi kulüplerinizi oluşturun. Belki de bu işin öncüsü sen olursun ve üniversite hayatın muazzam geçecek eğer bunu yaparsan. Popüler çocuk olmak istiyor musun? Al sana fırsat. O halde kampüs imkanları konuşulsun. Let's go. Yemekhane diyorsak merkezi yemekhanemiz var bir tane. Fakültelere kurulan yemek salonlarıyla beraber 10.000 kişiye kadar çıkıyor kapasite. Yemek ücreti 3 lira. Yemekler güzel mi dersen güzel, yenir. Kütüphane diyorsan kampüste 2 tane var full donanımlı. Buna ek olarak bir tane de çalışma binası var. Sınav zamanı ya da kafa dinlemek istediğinde uğra buralara mutlaka. Yatacak yer lazımsa kampüste KYK yurdu var kız ve erkek olmak üzere. Gerçi buralar sabahları birazcık yol yapacaklar derse yetişmek için ama olur o kadarlık. Buna ek olarak kampüs çevresinde apart özel yurt bulmak da mümkün. Kampüs içinde ulaşımı ring servisleriyle sağlıyoruz. Spor imkanları da istiyorsundur sen. 2 çim, 4 halı saha, 5 basket sahası, 5 tenis kortu, voleybol salonu, jimnastik salonu, yarı olimpik havuz, güreş salonu, buz hokeyi salonu artı stadyum var. Hepsini saymadım, daha başka olanaklar da var. Burası o açıdan güzel. Bir de eğitim kalitesine göz atalım hemen. Her fakülte için geçerli değil ama genelinde uzman akademik kadrolara sahip bir okul burası. Dolayısıyla eğitim anlayışında ortalama üstü kalitede olduğunu düşünüyorum. Erzurum Atatürk Üniversitesi ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Şehrin ve üniversitenle ilgili kafana takılanları yorumlarda mutlaka belirt. Tekrar hoş geldin. Gece kulüplerinde ünlü mankenlerle görüntülenip magazinlere düşmeme katkı sağlamak istersen beni şuralardan takip alıp fenomen yapabilirsin. Müsaadenle.